İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da inşasına devam eden nükleer santral insanların hayatını ve sağlığını tehdit ediyor. Yardım Eli Artsakh organizasyonu yaptığı çalışmalarını sundu. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde sular çekilince iskele gün yüzüne çıktı. Yerevan'da Artsakh savaşlarının kurbanlarının anısına yapılan park projesi nihayet Mayıs ayında hazır olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapım aşamasında olan Ermeni-Amerikan Müzesi oluşturuluyor. Batı Ermenistan'ın Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı. Bugün büyük Ermeni hayırsever Alexander Mantashyans'ın doğum günü. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İtalya'daki izi, İtalyan fotoğrafçının eşsiz sergisi. Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından Batı Ermenistan'ın Mersin'de inşasına devam edilen Akkuyu nükleer güç santralinde kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Bir hafta içinde iki kazanın, bir iş cinayetinin yaşandığı Akkuyu nükleer güç santraline ilişkin Mersin Tabip Odası yazılı açıklama yayınladı. Mersin Tabip Odası yaptığı açıklamada, nükleer santral demek, kaza demek, arıza demek, doğa katliamı, kısaca ölüm demektir. Ne yazık ki her geçen gün nükleer santrallere neden karşı olduğumuzu haklı çıkaran olaylar dünyada da ve Akkuyu'da da art arda yaşanıyor diyerek Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından Mersin'de inşası hala devam eden bu süreçte hiçbir meslek odası ve bağımsız denetçinin alınmadığı, bakanların randevu alarak ziyaret edebildiği Akkuyu nükleer güç santrali kazalarla, patlamalarla, doğa katliamlarıyla ve iş cinayetleriyle anılır. Akkuyu adı doğal güzellikleri değil, felaketi çağrıştırır oldu ifadelerine yer verdi. Sadece işçiler için değil, nükleer santralinin yakın ve uzak çevresinde yaşayanlar açısından sağlık riskleri her zaman var olacaktır. Bu nedenle Batı Ermenistan hükümeti kendi topraklarında bu yasa dışı insanlık karşıtı yapının inşasına son verilmesi çağrısında bulunuyor. Yardım Eli Artsakh adlı sivil toplum kuruluşunun amacı insani yardım sağlamak. Hayırsever faaliyetler, sosyal olarak savunmasız, savaşta ölen veya yaralanan askerlerin ailelerine destek, tarihi ve mimari anıtların korunması, restorasyonu ve çevreyle ilgili programların uygulanmasıdır. Bunu Sivil Toplum Kuruluşu'nun Korucu Başkanı Christine Galician, STK'nın 2021'deki faaliyetlerini özetleyerek belirtti. Ona göre sivil toplum örgütünün perspektif programlarını uygulamak için mümkün olduğu kadar çok yatırım yapmaya çalıştıkları ve farklı kişi, kurum işletmelerin dahil etmeye çalıştıkları maddi araçlara ihtiyaç vardır. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 60 yıllık Tatvan iskelesi gün yüzüne çıktı. Batı Ermenistan'da geçen yaz yaşanan kuraklıktan dolayı Van Gölü de nasibini almaya devam ediyor. İskelenin ahşap kazıklarının yüzeye çıkması göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgeye gelen fotoğraf meraklıları daha önce suyun altında görülebilen ancak çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıkan onlarca yıllık iskeleyi görüntülemeye çalıştı. Yerevan Projesi Müdürü Sirekan Ohanyan yaptığı açıklamada, Yerevan'daki botanik bahçesi alanında Artsakh savaşlarının kurbanlarının anısına adanmış bir park projesi Mayıs ayında hazır olacak. Sirekan Ohanyan, proje tasarım aşamasındadır. Proje, parkın ortasındaki yüksek bir tepe üzerinde bir anıt inşa edilmesini öngörmektedir. Botanik bahçesindeki eski anıt platformunun yeniden inşası planlanmaktadır. Anıt platformuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından anıtın tasarımı için bir tasarım yarışması düzenlenecek, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti Glendale kentinin kalbinde bir Ermeni-Amerikan müzesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarına paralel olarak sergi eserlerinin elde etme süreci de başlıyor. Müze müdürü Berç Karabetyan konuyla ilgili şunları kaydetti. Müzenin Ermeni halkının tarihine, kültürüne ve diasporasına adanmış bir ana sergisi olacak. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'ten önce ve ondan sonra yaşananları sunacağız.
Amerika'daki Ermenilere de atıfta bulunulacak. Ermenilerin Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı alanlardaki başarılarını ve yatırımlarını anlatacağız. Şimdi sergilenecek olan eserlerle ilgileniyoruz. Batı Ermenistan'daki Van'ın İpek Yolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 116 düzensiz göçmen yakalandı. Açıklamada yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olay ile ilgili organizatör olduğu tespit edilen iki şüpheli şahıs gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir denildi. Alexander Mantashyans ünlü bir Ermeni iş adamı ve hayırseverdir. 3 Mart 1842 tarihinde Tiflis'te doğdu. Petrol ihracatıyla uğraştı ve Petrol Kralı lakabını aldı. Zamanının en zengin insanlarından biri olarak kabul edildi. 1899 yılında Mantashyan, 20. yüzyılın başında Bakü petrolünün yarısından fazlasını çıkaran Alexander Mantashev şirketini kurdu. O, Bakü-Batum petrol boru hattının yapımını finanse etti. Kafkasya'nın en büyük yetimhanesine sponsor oldu. Onun imkanlarıyla Tiflis, Yerevan, Bakü, Moskova, St. Petersburg ve Paris şehirlerinde binalar ve Ermeni kiliseleri inşa edildi. Paris'in merkezi olan Şanzelize Caddesi'nde bulunan Surpovanis Mgrdiç Ermeni Kilisesi varlığını Alexander Mantashyan'a borçludur. Mantashyan'ın fonlarıyla Eçmiadzin Ana Katedrali'nin salonları inşa edildi. Ermeni kültürü, bilimi, sanatı ve edebiyatının sadık ve büyük sponsoruydu. Mantashyan'ın yardımıyla 200'den fazla Ermeni kız ve erkek çocuğu Rusya ve Avrupa'nın en iyi eğitim kurumlarında okudu. Ünlü Ermeni evladı 19 Nisan 1911'de St. Petersburg'da vefat etti. Fotoğrafçı Patricia Pozzolipo, İtalya'nın ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin şehirlerini gezerek Ermenilerin İtalya'daki mirasını fotoğrafladı. İzler başlıklı sergisi şu anda Yerevan'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde açık ve yakında İtalya'ya taşınacak. İtalya'nın tarihi ve kültüründe Ermenistan Cumhuriyeti'nde bilinenden daha fazla Ermeni izi var. İtalyan fotoğrafçı sergisi aracılığıyla iki halkın birbirinin hayatında bıraktığı izlerin iç içe geçmesini göstermeye karar verdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gantek adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kezi Gidam Permi Hınzor adlı eseri sunuyoruz. Kızı ki dama gomi o çal bir barışın kanami. Kugam peli o çar sat ki çem barışı kanami. Kugam peli o çar sat ki çem barışı kanami. Kızı ki dama mağmi artat bir barışın kanami. Kum ahtagi artat tapi çem barışı kanami. Kum ahtagi artat tapi çem barışı kanami. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.